Remix Tool yeniliği çok basit gibi görünen çok iyi bir yenilik. Yani 2 dakikalık bir şarkı atıyorsun. 2 dakikalık şarkıyı 20 dakika yapman lazım. Al arka plana koyacaksın. Sen bir müzisyensin. Sen yaparsın. Ama müzikten anlamayan, BPM bilmeyen, tempo bilmeyen bir adam 2 dakikalık bir müziği nasıl 20 dakika yapacak? Ama Photoshop zaten günümüzde artık şey oldu. Hani kullanmayanı dövüyorlar. Photoshop'un üzülerek söylüyorum ki bir alternatif yok. Ben biraz daha böyle serbest piyasacı mı derler? Ben bir şeylerin rakibi olması gerektiğini istiyorum her zaman. Bak herkesin bir rakibi olmalı. Premiere'in, Adobe'nin, onun bunun rakibi olmalı mesela. Ben Canva çıkınca mutlu oluyorum. Yani. DaVinci Resolve çok iyi bir program. Hiçbir lafım yok iyi bir program olmasına rağmen. Ama DaVinci Resolve'un en büyük dezavantajı şu, senden Amerika'da yaşamanı herkese selam, ben Sinan. Designer Talks'un yeni bölümüyle sizlerleyim. Bugün sizlere video kurgu programlarını anlatmak istiyorum. Hangi program daha iyidir, hangisini tercih etmelisiniz? Ama tabii ki tek başıma anlatmayacağım. Bu programların bazılarını ben kullanmadım. O yüzden bilen birini çağırayım dedim. Bu işi yıllardır zaten eğitimlerini veren, YouTube'da videolarını çeken ve bizleri bilgilendiren, yaptığı işte gayet güzel yaptığını düşündüğüm Onur Naci bugün bizlerle. Hazır onu da konuk etmişken burada ben de çok gevezelik yapmayayım. Sizleri Onur'la çektiğimiz bölüme davet edeyim. Abi çok hızlı geldin. 2 saatte hemen bir arayalım dedik. Hemen koştun geldin. İyi yakın oldu. Hoş geldin. Yakın zaten ya. Evet Kars yani. Ben de Van'daydım zaten. Asker'de biliyorum yani o sınırı. Kış olunca direkt kaçıp geliyorum. Van muhtemelen biraz daha sıcaktı. Kars'a göre herhalde. Bu arada birilerini de rahatsız ettik galiba da. Yapacak bir şey yok. Burada program çekeceğiz yani. Bir haftadır uğraşıyoruz. Neyse abi. Ben anlatıyordum işte bu programlardan hangisini seçmek lazım tasarım yaparken vesaire. Sen zaten yıllardır anlatıyorsun bu programları da. Gayet de güzel yapıyorsun bu işi. Senden dinleyelim istedim birazcık. Hem burada tarafta da yani tasarımla işte işin video tarafıyla uğraşan iki insan olarak da oturup birazcık tartışalım istedim. Hangi programı kullanmak lazım ya? Böyle abi, bodoslama bu, gireyim konuya yani. Bu benim en çok konuşmak istediğim konu. Neden? Çünkü en çok sorulan sorulardan biri bu. Ben ilk YouTube değil de böyle Udemy'ye falan da ilk girdiğimde hiç DaVinci Resolve eğitimi çeken yoktu. Ben DaVinci Resolve eğitimini çektim. Biraz insanlar böyle en azından bizim ülkede DaVinci Resolve hakkında böyle bilgi sahibi olmaya başlayınca en çok sorulan soru geldi. Premiere mi DaVinci mi? İşte Mac'ler M1'den sonra en çok satan laptop bölümüne girdi. Abi Final Cut diye bir şey var. Eskiden Edius vardı, Avid vardı. Bilmiyorum. Sony Vegas vardı. Sony Vegas vardı ya. Çok. Ben dinozorla başlarım Movie Maker'dan alıp. Ya ben ilk Movie Maker kullandım. Çok kısa süre sonra Sony Vegas keşfettim ve şu an mesela soranlara söylüyorum ya lanet olsun o yıllarıma yani. Hani Sony Vegas'ta benim yıllarım geçti ve ben Adobe'yi ne kadar geç keşfettim sırf o Sony Vegas'a bağımlılık yüzünden. Şimdi insanlar şunu soruyor. İşte Premiere mi, DaVinci mi, Final Cut mı? Sen hangisini kullanıyorsun? Ben aslında Premiere kullanıyorum. 2015 belki 14'ten beri. Benim geçmiş bir YouTuber'lık maceram da var zaten. Hani herkesin YouTuber olmaya daha biliyorum sıcak ben bakmadığı dönemde. O zamanki videoları editleyeceğim diye ne kullanayım diyordum. Premiere başladım. DaVinci'ye biraz baktım. Hatta bir videoda bizim şey vardı, netlik kaçmıştı. Kameranın otofokus kaçmıştı. Premiere'de onu keskinleştiremedim. DaVinci'de bazı teknikler vardı. Onun için DaVinci'yi açtım, kurdum. Evet. Orada da süper olmaz da. Yok, yani kurtaramıyorsun. Yani asıl kam görüntü gittikten sonra bir daha şansın yok zaten. Ama ben Premiere'ciyim abi. Ben de Premiere'ciyim. Tabii Premiere mi denir, Premiere mi denir? Onda yıllarca tam şeyi çözülemedi. P'yi tuttuktan sonra şey gibi, gimbal var ya mesela. Bazıları gimbal der, bazıları gimbal der, bazıları gimbal der. Hani onun da tam herhalde doğrusu yok mudur, nedir? Benim bir tane hocam şey diyordu. Ya sen telaffuzunda takılma. Hani konuyu biliyorsan, anlatıyorsan. Yani kimse o kadar sallamıyor. Hani biz Türklerde çok şey var bu. Şimdi tercümanlık mezunuyum ya ben. Bununla da ben zamanında çok savaştım çünkü. Ya o telaffuz değil abi olay. Yani yurt dışına gittiğinde sen ona Premiere'de Premiere dediğinde adam kızmayacak. Adobe'nin CEO'suyla karşılaşırken belki sorun olabilir de. Ya işte bak ne diyorsun, Adobe'nin CEO'su. Ben geçen küfür yedim ya yorumlarda. Adam diyor ki Adobe değil lan Adobe. Adobe lan yani. Evet, hani bir de yanlışını söyleyerek adam sana küfür ediyor. Türkiye'de falan. Ama odur. Hani adam yanlışını şey yapar. Hani savunarak böyle kafana vura vura değiştirtmek ister onu. Orada da kameraya bakıyorsun. Söyleyecek misiniz falan diye. Şimdi abi net olarak şunu söyleyebilirim. Ben çok iyi bir DaVinci Resolve kullanıcısı olduğuma inanıyorum. Neden? Çünkü ben Premiere'de yaptığım klip sayısından daha fazla DaVinci Resolve'da klip yaptım. DaVinci Resolve'da çok farklı işler yaptım. Eski çalıştığım iş yeri de hani bize şunu söylüyordu. DaVinci Resolve kullanacaksınız.
Premier kullanmıyor. Koşul vardı. Ya ben yine Premier falan kullanıyordum. Benim hatırım geçiyordu biraz ama DaVinci Resolve biraz daha şarttı ve DaVinci Resolve çok iyi bir program. Hiçbir lafım yok iyi bir program olmasına rağmen. Ama DaVinci Resolve'un en büyük dezavantajı şu, senden Amerika'da yaşamanı istiyor. Yani bunu deyince insanlar yanlış anlıyor. Abi senden çok iyi bir bilgisayar istiyor. Adam diyor ki senin bilgisayarında 3070 yoksa, 3060 yoksa gelme kardeşim diyor. Çünkü bilgisayarı açtığında sürekli ekran kartına dayalı hatalarla karşılaşıyorsun. İyi bir bilgisayarın varsa kullanabiliyorsun ama işte benim Türkiye'den takipçim diyor ki bende 1050 var. Abi Premiere'de çatır çatır çalışıyor bu adam. DaVinci'de çalışamıyor. Şimdi birinci dezavantaj. DaVinci çok iyi bir program ama en büyük dezavantajı insanlar için de bence %80 için çok büyük bir dezavantaj. Tabii. İnsanlarda iyi bir bilgisayar yok. Final Cut tarafı da biraz bana böyle şey gibi geliyor. Çok güzel bir program ama arayüzü bu iki programdan biraz daha farklı. Evet. Böyle bir magnet tekniği var heriflerde. Evet, evet. Bir şeyler yapışıyor sürekli. İşte silmek için tam tersini yapıyorsun. Mesela o müzik programlarında da var Logic'te. Yani Logic'in tasarımlarında da bir kayıt yaparken filan o magnet olayı hep vardır. Hani hep bir yapışır ve onların arayüzleri zaten Apple'dan çıktığı için yani evet, aynı şirketten çıktığı için Final Cut'ın da arayüzleri çok benziyor. Evet. O ama ben Final Cut'ı da iyi kullanıyorum şu an en azından son dönemde Mac aldıktan sonra özellikle bir kasmaya başladım. Daha önce çok önceden kullanıyordum ben Final Cut'ı. O zaman kaçtı hatırlamıyorum. 2016-2017 döneminde çok kullandım. Final Cut birincisi insanlar yanlış yorumluyor. Bak gözünüze bakıyorum. Abi Final Cut'a ucuz diyorlar. Değil. Şimdi adama diyorum ki abi Final Cut 7000 lira. Diyor ki ama Premiere aylık 100 lira, 125 lira. 200 lira neyse. Ama Premiere değil işte o. Mesela insanlara onu anlatamıyorsun. Aynen. Kardeşim sen Final Cut alınca yanında Logic'i veriyor mu? Vermiyor. Motion'ı veriyor mu? Hiç yanındaki şey içeriklerini veriyor mu? İşte herhangi bir font program var mı? İşte Adobe'nin var. Adobe'deki Photoshop'u kullanıyorsan, After Effects'i kullanıyorsan, Premiere, Illustrator, işte Character Animator son dönemde çok popüler. Adobe fontlar. Evet. Hani bu bölümlerin hepsini kullanıyorsan Premiere 15 lira. XD vardı arayüz için. 2. Adobe 15 lira. İşte evet. Premiere 15 lira. Yani Premiere'in payına düşen şey 15 zaten lira. Zaten bir de şu var. Sen şimdi video yapıyorsun. Atıyorum bir hoverboard yapacaksın altta işte. Ne bileyim bir banner bir şey yapacaksın. Photoshop kullanman lazım. Ha tabii ki muadilleri var internette. İlla sana para ver bunu al demiyorum. Mac'teki muadilini. Ama yok. İşte sorun orada. Ya Mac'te Excel bile sorun. Yani muadilini açtığında şey oluyorsun. Hani çok iyi bildiğin Excel bir anda şey oluyor sana. Bu neydi ya? Ya bu yazılım mı yapacağız? Evet. Ne oluyor ulan? Çok bambaşka bir arayüz. Şimdi sen atıyorum Final Cut'a o kadar para vermektense şeye veriyorsun, Adobe'ye veriyorsun. Evet. 20 tane programı alıyorsun. Kullan kullanma. Ama Photoshop zaten günümüzde artık şey oldu. Hani kullanmayanı dövüyorlar. Photoshop'un üzülerek söylüyorum ki bir alternatif yok. Ben biraz daha böyle serbest piyasacı mı derler? Ben bir şeylerin rakibi olması gerektiğini istiyorum her zaman. Bak herkesin bir rakibi olmalı. Premiere'in, Adobe'nin, onun bunun rakibi olmalı mesela. Ben Canva çıkınca mutlu oluyorum ya. Hani atıyorum Adobe'nin Spark'ının yerine Canva daha çok popüler olunca mutlu olan bir adamım. Adobe Spark çok kötüydü bu arada. Ben hiç beğenmedim. Evet. Spark Post biraz iyiydi ama Spark çok iyi değildi. Tabii konudan şu an konu çok... Benim aklıma sen şey geldi. Muadil olunca AMD ya da AMD Intel karşılaşması geliyor. Yıllarca Intel çok büyük götürdü ama sonra AMD bir aldı yürüdü. Bunlar rekabetleşmeye başladı. Şimdi tekrar Intel alıyor gibi oluyor da. Şeyler ya çok kafa kafayalar. Evet, ama işte Intel o rekabet işte şey yapıyor yani. Abi. Hani sürekli birbirini geliştirmeye itiyor. İşte Photoshop'ta senin bahsettiğin konu muhtemelen bu zaten. Windows şu an tutuştu mesela. Son 2 senedir o. Windows 11'in ben çıkmasındaki temel amacı Mac'te görüyorum yani. Zaten 11 arayüzü Mac'in tasarımları neredeyse birebir. Yani Windows o kadar rahat takıldı. Mac ne kadar satarsa satsın bizim yanımıza yaklaşamaz. Mac bir M1 ile geldi. Windows orada bir tutuştu. Ya ne yapsak, ne etsek falanlar filanlar. Ya M1'li tabletlerle 4K video editlendiğini gördüm de benim böyle ağzım düştü. M2'de DaVinci Resolve geldi keza yani. Bu çok tehlikeli yani şu ya. Şu an Apple fanboyluk yapmıyorum ama yani tablette yapabildiğin şeyler çok limitli günün sonunda. Kesinlikle. Ama sen gidip 4K RAW footage atıp orada işlediğinde de hakkını vermen gerekiyor yani. Aynen. Onu da yapıyor yani YouTuber'lar var hatta bayağı işte atıyorum. Yurt dışına çıkıyor adam iPad'i alıyor eline. Videosunu iPhone'la çekiyor. AirDrop'la atıyor, editliyor. Ya bu ne ya? Bu inanılmaz bir şey yani ya. Zaten AirDrop belki de yapılmış en güzel teknolojilerden biri. İnanılmaz. Ama bu... Şimdi orada benim canım şu sıkıyor. Yani ben bir iPhone kullanıcısıyım. Ama Windows kullanmayı bir tık daha çok seviyorum bilgisayarda. Hani Mac çok böyle
Mac'i neden sevmediğim hakkında da video yapmak istiyorum. Hatta insanlar biraz böyle çünkü çok ters oluyor ben Mac sevmiyorum deyince. Orada mesela sanki beni biraz airdrop'a itiyormuş gibi. Yani video çekeceğim, editleyeceğim. Airdrop'ta atmak zorundayım çünkü USB kabloyla hata alıyorum. Evet. Neyse. Burası bambaşka yere gidecek. Konuya dönersek. Onu sonraki geldiğinde. İnsanlar şimdi bu konu özelinde girip lan ne konuşuyorlar demesin. Abi. Premiere şey Final Cut. Final Cut'ta kaldık yani. Sen Final Cut'ta. Evet. Final Cut'ı da bildiğimi söyledim. Şimdi Premiere'in çok büyük bir avantajı var. Birincisi getirdikleri yenilikler Premiere'i kullanan insan kitlesine çok uygun. Kullandınız mı bilmiyorum veya kullandın mı abi. Remix Tool. Remix Tool yeniliği çok basit gibi görünen çok iyi bir yenilik. Yani 2 dakikalık bir şarkı atıyorsun. 2 dakikalık şarkıyı 20 dakika yapman lazım. Al arka plana koyacaksın. Sen bir müzisyensin. Sen yaparsın. Ama müzikten anlamayan, BPM bilmeyen, tempo bilmeyen bir adam 2 dakikalık bir müziği nasıl 20 dakika yapacak? İşte Adobe sana bu imkanı sunuyor diyor. Çek Remix Tool'la. Ben onu 20 dakikaya yaparım. Ritminden kesiyor. Dinlerken de sanki şarkı hakikaten 20 dakikaymış gibi yapıyor. Tempoyu i̇şte çok iyi ayarlıyor. Müzisyenler kızacak şimdi. Bizim de elimizi, ekmeğimizi elinde onun dışında işte senkronizasyon konusu. Evet. Senkronizasyon bizim, ki senin. Ben her gün kullanıyorum neredeyse. Her gün kullandığımız bir şey. Final Cut'ta hiç senkronizasyon yaptın mı? Yok. Delirtir adamı. Bak ben... Yani buarsın. 2015'te Mac'e geçtim bir ara. 2015 ile 20 arası Mac kullandım. Orada mesela Final Cut'ı yine tercih etmedim. Premiere el alışkanlığım vardı çünkü. Hani oraya da birazdan geleceğim zaten de. Sonra 2022'de tekrar şey aldım. M1 çipli Mac aldım. Orada gene Final Cut'a girmedim. Çünkü bana şeye zor geliyor. Şimdi bir iş tempom var, hayat koşturman var. Bildiğim bir program varken diğerine geçmek çok zor geliyor. O yüzden Final Cut'ın özelliklerini çok bilmiyorum. Ben biraz daha program öğrenmeyi sevdiğim için hatta bu aralar mesela Logic Pro'yu öğrenmeyi çok seviyorum. Benim biraz içimde var yani o kullanma ihtiyacı. Bir de sonuç olarak işim de bu. Yani tabii yarın ki, bir gün öğreteceğim. Bu konuda içerik üreteceğim. Ama şunu fark ettim yani Final Cut'ı öğrendikçe az önce konuşmuştuk seninle video dışında CTRL-K. İşte CTRL-Shift-K aslında. CTRL-K edit bir videonun üzerine gelip bastığında keser. CTRL-Shift-K bütün katmanlara bir kesik atar. Final Cut'ta yok. Final Cut'ta hadi onu yaptın. 4 tane üst üste video var. Sen farklı farklı bak bir kamera burada bir kamera burada. Sen bunu W'ya Q'ya basınca siliyor ya Final Cut'ta yok. Şu an bak mesela almayacağım o programı. Al bitti yani o senin için. İnsanlar için böyle ya olmayı versin dedikleri şey. Daha önemlisini söyleyeyim. Hiç geçiş efekti eklentisi kullanıyor musun Premiere'de? Başka işler için kullanıyorum da bizim programlarda kullanmıyorum. Mesela kullandığın var mı hiç ismini hatırladın? Aa yok isim hatırlamam. Ha mesela Premiere üzerine yani şimdi isim de vermeyeyim de çok fazla eklenti var. Evet, evet. Bu eklentilerin çalışma mantığı şöyle. Bunun içerisinde bir içerik yapıyorsun 1000 tane. Premiere'de eklenti açılıyor. Geçiş efektini seçiyorsun. Tıklıyorsun. Senin için bir adjustment değer atıyor. Evet. O geçiş efekti olan böyle altta da ses atıyor. Artık diye bir geçiş efekti geliyor. Onu Final Cut'ta yapamıyorsun. Geçiş efektini yükleyebiliyorsun eklenti olarak ama ses efektli geçiş efektleri yüklenmiyor. Çünkü bir eklenti yüklenmiyor. Evet. Bir de şey de var. Çok problemli yani o konuda. Eklenti üreticiler de şeye bakıyor. En çok hangi program kullanılıyor? Yani satış adedine bakıyor adam. Mac'te kullanılan atıyorum az adette varsa kullanıcı ben niye buna emek harcayayım ki diyor. Adam sonuçta onu satıp para kazanacak. Aynen. Yani atıyorum Mac'lerin oyun olayı ya da işte ne bileyim başka yazılımlardaki olayı aslında bunlarda da söz konusu. İşte mesela ben Envato'yu çok kullanıyorum iş tarafında işte görselde ıvır zıvır bir şeyler bulmak. Orada şeyler de var işte pluginler de var. Onlar bunlar da var. Mesela geçen sene DaVinci ile ilgili plugin çok azdı. İşte sonra yavaş yavaş artık var. Artmaya başladı çünkü şey arttı. Kullanıcılar arttı. Ama Final Cut hala gözüme çarpmıyor çok fazla. Evet Apple Motion tarafı falan var biraz. Orada ben bir videoda da göstermiştim. Premiere ile DaVinci'yi kapıştırdığım bir videoda. Kapıştırdım derken hangisi avantajlı? Süre şeyde. Envato'yu açmıştım direkt. Abi bak. Adobe tarafına bilmem 40.000 tane var. DaVinci'ye 2.000 tane var. Şimdi oradaki fark zaten göz önünde bulunuyor. Bir şeyin kullanıcısı çok olduğunda orada avantajlar da peşi sıra geliyor yani. Çünkü ürün çok fazla olmaya başlıyor. Ve gariptir ki ben, insanların yine önemsemediği benim için en önemli noktalardan biri bir panel var. O paneli Adobe'de taşıyıp istediğim yere koyabilirim. Aynen öyle. DaVinci'de de yok. Final Cut'ta da yok. Bak DaVinci'de beni en çok sinir eden şeylerden biri olmuştu. Abi ben, insanlar diyor ki gerek yok. Zaten o düzen senin için yeterli değil. Şimdi benim işimin şu an neredeyse yarısı video editlemekle geçiyor. Şu an biz haftada 4 video editliyoruz. İşte bu 5'e çıkacak vesaire. Bir de müşterilere yapılan işler var ayrıca.
Ben şimdi çift monitör çalışıyorum yıllardır. Şimdi ben niye tek bir ekrana sığdırayım hem görüntümü hem timeline'ımı hem efektlerimi? Bunu yapamadıktan sonra yani tamam tek ekranda laptopu ağ koluna git çok mantıklı her yerde yap. Ama zaten bunu hepsi yapıyor. Evet. Ama işte Premiere'de bunları ben atıyorum ne bileyim Lumetri color'ları farklı bir yere atarım. Sesleri farklı bir yere atıyorum. Hepsine ben kendim şey anlatadım. Workstation mı geçiyordu onlar? Workspace. Workspace olarak geçiyordu. Ben kendime atadım. Hepsi için aynı şeyim var. İki ekranda çatır çatır çalışıyorsun. Diğer türlü ekrana giriyorsun böyle. Ya şu arkası olmuş mu bilmem ne renk tuttu mu? Abi niye? Ya şey var tamam bak DaVinci Resolve'da şöyle bir mevzu var. Workspace'lere geldiğinde dual screen diye bir şey var. Tıklıyorsun. Hı-hı. Eğer çift monitörün varsa çift monitöre dayalı yapıyor. Ya bu güzel bir şey değil. Bunu ben yapabilirim zaten. Aynen öyle. Hani bunu bırak bazen sana böyle kolaylıklar sağlarken programlar senin çok özgürlüğünü elinden alıyor. Orada DaVinci Resolve bizim çok özgürlüğümüzü elinden alıyor. İkincisi şimdi burada izleyen Premiere değil de diğer programları kullanan kullanıcılar şunu söyler. Premiere'de çok hata alıyoruz diyorlar. Ne gariptir ki Premiere'i ben günde belki 15 saat kullanıyorum ve mesela hata alıyorum evet ama ben o programda hata alıyorum dememin sebebi ben diğer programları da kullandım. Final Cut'ı DaVinci'yi de kullandım. Premiere'de hata alıyorum diyen adam DaVinci Resolve kullanmamıştır. Hani ne yazık ki. Bu İkincisi arada... lisanslı olunca da çok şey fark ediyor hata konusunda. Şimdi hani internette de çok caps'i var ya o Premiere hataları, hataların designer sayfalarında. Şimdi ben de çok fazla kullanıyorum. Senin kadar değil belki ama hakkını da vermek lazım. Ben son 2-3 yıldır çok az hata alıyorum Premiere'de. Evet yani, bu hata alan ya? Muhtemelen şey işte işi yani üzülerek söyleyeceğim. Crack'li kullananlar muhtemelen burada bir gol yiyorlar. Evet. Ama lisanslı kullandığında Adobe orada sürekli zaten bir update veriyor sana. Yani bir şey bozuk olduğunda arkadan çıkartıp ne bileyim bir güncelleme yayınlıyorlar. Bir şey yapıyorlar, çözüyorlar. Ben şu an işte bizim bu Creator Talks'lar, Designer Talks'lar falan totalde neredeyse 100 bölüme yaklaştı. Hiç hata almadım. Evet. Ya ben de bunu anlamıyorum mesela. En çok söylenen şey Premiere'de hata almaktan yoruldum. DaVinci Resolve'a geçiyorum. Bunu en son gördün mü? Twitter'da tartışması olmuştu. Mesut Çevik ve İlker Hoca'nın. Yok görmedim. Ya Mesut abi orada çok gülüyor. Bakarız ona atıfta şey yaparız. İlker Canikli gibi şey yazmış işte DaVinci Resolve'a geçiyoruz falan. Muhtemelen Premiere'de hata aldılar, bıktılar falan artık bilmiyorum. Hani Mesut Çevik orada Allah sabır versin demişti. Orada aslında söylediği şey mesela ben çok güldüm çünkü çok hak verdi. Şey DaVinci'ye de o zaman görürsünüz gibi bir şey mi var? Evet ya DaVinci'yi kullanan birisi en azından aynı efektleri, aynı şeyleri yapacaksa yani Premiere'de dua eder ya. Hani bir de şey var abi Crack'li kullan... Bak bana bir inceleme ürünü geldi. Dedim ki dur şuna bir Premiere yükleyeyim bakayım nasıl. Yani orada da bir korsan yükledim. Korsan yükleyince şuna fark ettim. Abi programa MP4 atılmıyor. Yani en başında MP4 yemeyen bir program, atılmayan program. Şimdi kalkıp onu kullanan adam şunu diyecek. Ya Premiere ne kötü programmış MP4 yemiyor. Ya lan onu suçuyor ki. Crack'li olamıyor zaten yani. Adam açmamış sana onu kullanmayı. Ha, aynen yani Premiere bence... Hakikaten öncesinde biraz böyle güncelleme de şimdi şu da var. Premiere her ay güncelleme getiriyor. Bazı aylar 2 kere getiriyor. 3 kere getiriyor. Sürekli güncelleme getiren bir programın bazı güncellemelerde ufak tefek hatalar vermesi normaldir. Senin atıyorum DaVinci Resolve yılda bir kere getiriyordur. Sallıyorum en son izlediğim mesela DaVinci Resolve 15'ti 16'ya geçtiği esnada. Hani beta sonrası tek bir program oldu. Bir yıl sonra yedi güncelleme. Şimdi burada aynı şeyi bekleyemezsin. Aynen yani. Mi? Adam bir yenilik sunuyor sana. Premiere 2022 çıktı abi. 2022'yi kullandın aynı şekilde. 2022.3. versiyonda Premiere'in bambaşka bir tipiyle karşılaştı. Evet. O import falan. Şimdi bunu yapan bir programa da hata veriyor. Verecek arada. Ya, ama ben mi almıyorum yani? Bir tek mi alıyorsunuz? İşin yazılımsal tarafı bir de donanım tarafı var. O kadar geniş bir range var ki donanım tarafında. Yani ekran kartından tut anakartına, RAM'ine, işlemcisine. Yani bazı yazılımlar bazı şey donanımlarla da bazen hata verebiliyor. Ya şey tabii. Hikayeleri bile var. Hani şimdi marka isimleri vermeyeceğim de. Adam mesela bir ekran kartını sistemde açmayı unutuyor. Ha. Yani... O yüzden de şey çalışmıyor yani. O ekran kartına sahip cihazlarda o ürün çalışmıyor. Belki yazılı çalışmıyor. Donanım tarafında şu da önemli. Premiere düşük donanımlarda diğerlerinden çok daha iyi performans veriyor. Ya, dandik bir laptopta mesela yükledim. Ekran kartı yok laptopun. Intel'in HD Graphics olan. 2022'de edit yaptım ya. Ya bu hadi DaVinci'de yap. Yapamazsın yani. Çok zor. Yaptırmazsan onu. Ya bak mesela bizim şimdi ekipteki arkadaşlarda da farklı PC'ler var. Onlarda da mesela bazıları sistemleri düşük bazıları güçlü. Ama hepsinde mesela bir ne bileyim bir,
bir incelemeyi Reels videosuna dönüştürüyoruz mesela markaları hı-hı paylaşmak için. Alıyorlar, hepsinde çalışıyorlar. Evet. Yani rahat rahat hiç sorunu yaşamıyoruz. Yok bunun işte ekran kartı düşük, yok bunun işlemcisi şöyle, sorunu ya yaşamıyoruz. Gariban dostu da diyebiliriz. Evet. O yüzden Premiere'e bir bakın yani. Hani şu an de söyleyeyim tabii, bu sponsorluğunda değil tabii ki Premiere'in, öyle bir hikayemiz yok ama şimdi tartışmak gerekiyor. Şimdi sen bir iş yapmak istiyorsun. Sen yayın yapıyorsun. Atıyorum bunun için bir video çekmen lazım, editlemen evet lazım. İşte ben müşteriye bir video yapmam gerekiyor. Sen hobi için yaparsın. Ne bileyim, seyahat yapıyorsundur. Orayı gezersin, yaparsın. Bir program kullanman gerekiyor günün sonunda. Bunda da sana en az sorun çıkartıp senin en az başını artacak programı kullanmanda da evet en doğal hakkın yani aslında. Tamam. Orada mesela basit bir iş yapıyorsan belki Final Cut, DaVinci daha avantajlı olabilir basit işlerde. Ama ben bir projemi göstereyim mesela herhangi bir, belki evde de bulursam hatta koyarız görüntüyü. Olur. Abi öyle bir projeyi DaVinci'de yap, hata almıyorum de alnından öperim yani. Benim çalıştığım Premiere projesi diğer programlarda çalışabileceğim türden değil. Bir de bence Premiere'de yapacağın 4 saatte yapacağın videoyu diğer programlarda 8 saatte yapıyorsun. Her ne kadar arayüz güzel gibi gözükse de Premiere hızlı iş çıkarmaya çok uygun bir program. Katılıyorum. Ama profesyonel bir iş yapıyorsundur. Mesela diyorsun ki ben kısa film çektim. Kurgusu ne kadar sürecek kısa filmin? Kısa film olduğu için hani sahnelerin hazırdır. Kes, yapıştır, onu arkasına koy, bunu arkasına koy. 1 saat sallıyorum. Kurgu tarafı kısa sürecek de sen renk tarafına çok detaylı gireceksen DaVinci'de direkt yap projeyi. Evet evet, aynen öyle olacak. Ki zaten çok benziyor arayüzler. Bence DaVinci'nin edit bölümüyle Premiere'i kullanan bir adam çok bir da, hafta daha olur, öğrenir ya, yani. Hani o dinozorluktan bahsettim de şimdi Movie Maker'ın ben ilk zamanlarını hatırlıyorum. Aynen. Şimdi video programlarının çoğunun arayüzleri çok birbirine benzer. Evet. Yani tabii ki özellikleri işte ne bileyim avantajları değişiyor ama şimdi timeline hepsinde timeline. Evet. Hani layer mantığı değişebilir. Eyvallah. Layer attığın şeyler değişir. Yani kaç adet atabildiğin değişir. Başka şeyler değişir. Ama bir tanesini çok iyi öğrendiğinde, atıyorum şu an Premiere'i çok iyi kullanıyorsanız açın DaVinci'yi, yarım saat geçirin. Hadi bir saat geçirin. Çözersiniz. Tabii ki her şeyini öğrenemezsin ama tabii, atıyorum o an onunla işini çözebilecek kadar abi, yaparsın. DaVinci'de Inspector açıyorsun. Sen ne diyor? Position, Scale, Opacity. Premiere'de açıyorsun. Effect Control'su. Evet, position, aynen. Scale, daha acayibini söyleyeyim. Final Cut'la DaVinci üzerine ben espriler yapıyorum artık. Mesela böyle kullananların arasında diyorum Final Cut kolay ya. Yani DaVinci'yi biliyorsan öğrenirsin gibi. Yani orada şunu demeye çalışıyorum. Aynı. Evet. Abi ikisinde de ismi Inspector. İkisinde de bizim Premiere'de Nest var ya. İkisinde de Compound Clip. Evet, aynı. Her şey aynı. B tuşu ikisinde de kesme. A tuşu ikisinde de seçme. Mesela bu şeyde Premiere'de VC. Evet. Abi birbirinden mesela birebir kopyalamışlar. Zaten Premiere'de ya bence bu bir programı bil bunların arasında. Diğer iki program bir haftada öğrenirsin. Aynen öyle. Çok önyargılı da olmamak gerekiyor. Ha ama tabii hangi programda daha fazla zaman geçirsin? Genel olarak Premiere'de muhtemelen en çok zamanını geçirdiğim program olur. Ya Premiere'de bu Lumetri'ler de birkaç yıl önce çok gelişti diye hatırlıyorum. İnanılmaz gelişti. Onlar öncesinde mesela renk tarafı biraz sorunluydu ama şu an o tarafı da çözdükleri için, yani tabii ki Netflix'e, Disney'e film yapıyorsan ya da sinema için film yapıyorsan DaVinci'ye gidersin muhtemelen. Evet, farklı çözümler arayacaksın ama atıyorum YouTube içerikleri ya da kendin için bir şeyler yapıyorsan abi çok rahat çözüyorsun. Renk tarafını da çözüyorsun. Hani o tarafta çok kasmaya gerek yok. Ya ben hep savunuyorum. İşte program başlamadan önce de konuşurken söyledim. Abi en iyi program aslında en iyi bildiğim program. Evet. Çünkü mesela aramasına geliyor. Ben şimdi 20 küsur yıldır gitar çalıyorum. Orada vardır. Ya mesela Waves diye sen de bir plugin'den bahsettin ya. Abi biz Cubase'i ilk keşfettiğimizde 2008 yılı falan işte ev arkadaşım. O zaman 5 mi vardı Cubase? 5. Efsane o 5'ti değil mi? 5.12. O var abi. Bak keşfetmemişiz. Layer layer kayıt yapmayı keşfetmemişiz. Aynı anda kaydediyoruz ikimiz de. Bir o piyano çalıyor, ben gitar çalıyorum. Neyse. Abi orada VST'lerin içine düştükçe ya da ne bileyim gitar tonu şöyle olsun sürekli dene yaparken ya da işte yeni program çıktı onu yapayım yok bunu yapayım derken sen üretmiyorsun bir şey. Sen bir şey deniyorsun. İşte ben burada artık keşfettim. Bitmiyor da. Bitmiyor abi yani bir tane ne bileyim synthesizer alıyorsun plugin'i 250 tane ses var. Ya çalacağım melodi 5 saniye. Biliyor musun? Nexus diye bir plugin vardı. Nexus'un içerisine o kadar ses koymuşlar ki
müzik yapayım diye ona girsen deneye deneye gece olur yani. Abi biz çok şey hatırlıyorum ya. Yani Ozan'a böyle synthesizer tonu bulacağız diye en son bırakıp film izliyorduk. Sıkılmışız çünkü şey yani o ruh gitmiş, kaydedeceğin şeyi unutmuşsun filan. İşte programda da aynı şey var. Hani bir programı çok iyi öğren. Atıyorum onda her işini çözebil. Ha tabii ki bir program çıkar. Hani onu yıkar geçer. E tabii evet. Ki o zaman git. Ama aralarında da böyle olmuyor çok dağlar ya. Dağlar. Yani dağlar olmadıktan sonra da ben şeyi savunuyorum abi. İşte Premiere'de çok iyiysen git onu yap. Mesela bir de şey var. O layer mantıklarını söyledin ya. İşte hepsini seçip kesemiyorsun. Da Vinci'de Final Cut'ta mıydı? Final Cut'taydı galiba. E öyle bir iş yapmıyorsan Final Cut'ı kullan. Ama mesela şu an ben Final Cut'ı hayatta kullanmam. Her gün çünkü bütün layer'ları seçip katlamam gerekiyor benim. Hani yani bilmiyorum. Yapacağın işle de biraz alakalı. Onu abi lanet olsun. Premiere'de çok hata alıyorum diyen gerçekten biri varsa ve bunu lisanslı olarak alıyorsa varsa gitsin kullansın abi Final Cut. Ama ben niye mesela ben kendim açımdan bakıyorum. Arada, ben, Mert Sezer muhtemelen buna yorum yapabilir. Konuşuruz onu. Ya Mert'e de gönderme yapalım. Ben biliyorum Mac kullanıyor zaten. Evet, evet. Şimdi Mac kullanan biri için bir tık daha mantıklı olabilir Final Cut. Evet. Çünkü o ekosistemi kullanıyorsun. Şimdi orada biraz daha mantıklı. Ama Mac'te çok garip şeyler fark ettim. Mesela Premiere'in Mac ile Windows'un Mac'teki Premiere ile Windows'taki Premiere aynı şey değil. Evet. Bunu da yakın zamanda böyle bir ufak biraz inceliyorum. Mesela vereceğim bir videoda. Şimdi çok keskin örnek veremem ama mesela Photoshop'taki bazı özellikler PC ve Mac'te farklı çalışıyor. Özellikle evet. Zoom özellikleri. Ben mesela o yüzden Mac'te Photoshop kullanmayı sevmiyorum. Windows'ta kullanmayı seviyorum. Ama Premiere'in de işlemci gücü M1'den dolayı çok daha iyi olduğu çok için iyi, video editlerini ben orada yapıyorum. İşte şu an 4K çekiyoruz mesela. Windows'a attığımda ki elimdeki sistem de kötü bir sistem değil. Takılıyor ediyor ya da render süreleri mesela PC'de şu an bende çok uzun. Bizim o podcast kayıtları 1,5 saati buluyor bazen. 20 dakikada render alıyorum ben. Evet. Ama PC'ye atıyorum 45-50 dakika. İşte ondan sonra Mac'de biraz plugin sorunu çıkıyor. Ama Mac'de işte o touchpad kullanımıyla çok zaman kazanıyorsun yani. Evet. Çok inanılmaz zaman kazanıyorsun. Şu an benim hani kısa yolları falan da bahsederken 4-5 tane kısa yolum var. Ben şu an onunla bütün yani 1 saatlik editi yapıyorum. Yani mouse bile kullanmıyorum çoğu evet. zaman. Şimdi ilk önce şundan biçerim ben. Fiyat konusunda Final Cut net olarak en pahalı program. Keza zaten Final Cut'ı Windows'ta kullanamıyorsun. Bu da öyle bir gariplik. Windows kullanana zaten bir şey değil. Ama mesela işte seçenek Apple değil. Ekosisteminin ürünü olduğu için evet. adam bir şey açmıyor. Apple'da yani. Kullananlara çok laf etmem. Hani Final Cut'ı o ekosistemi kullanıyor diye. Ama işte Windows bilgisayarım da var ama ben Final Cut delisiyim diyen adam hadi tokat vurur. Yani şöyle en pahalı program net o. En son hatırladığımda DaVinci Resolve $350 gibi bir fiyatı vardı. DaVinci Resolve'un içerisinde Fusion olduğu için bunu bir tık mantıklı buluyorum. Hı hı. Ama yine de şu anki fiyatlandırmada Adobe açık ara en ucuzu. Evet, evet. Adobe'nin sana sunduğu imkan inanılmaz. Yani sadece Premiere kullanıyorsan pahalı gelir tabii belki. Hı hı. Hani gerçi öğrenci indirimi falan yapıyorlar. Diğerleri ama zaten yapıyorlar. Şu Black Friday'de çok 100 lira civarına indirdiler aylık ücretleri evet. yeni aboneliklerde. Bu artar muhtemelen. Çünkü 2020'de bile ben o fiyatta kullandım ve enteresandır 2 yıldır zam yapmıyorlar. Steam muhabbetine döndü. Ona muhtemelen bir anda böyle 400'e 500'e çıkarsa kimse şaşırmasın. Ama yani. İşte orada yani videonun başında konuştuğumuz konu. Yani sen sadece tek bir program almıyorsun. İnanılmaz. Geniş bir ekosistemin içine giriyorsun. Sadece program da almıyorsun. Evet. Öyle fontu bir var, fotoğrafı var, abur cubur abi giriyorsun, Premiere'in beta versiyonları var. Evet. Diyorsun yeni özellikler var, test ediyorsun, ona geri dönüş veriyorsun falan. Yani bu muazzam evet, bir şey evet, ya. Çok güzel. Adobe'nin şeyi de var. Hani Türkiye'deki destek olayı da güzel bu arada. Ben birkaç kere sorun yaşamıştım. Oradan bağlamını hızlıca çözüyorsun da. Evet. Çok övdük adamları ama yani yapacak da bir şey yok. Ama bunu şey de yapıyordur. DaVinci ile Final'da yapıyordur. Para veriyorsun. Türkiye tarafında var mı bilmiyorum destekleri. Ben Türkiye tarafındaki destekten bahsettim. İlla ki adamların şey lokal yerlerinde vardır. Daha fazla kullanıcının olduğu yerlerde olabilir. Ama. Yani orada destek... Çok araştırmadım bir konu. O yüzden şey söylemeyeceğim. Hani şöyledir böyledir diye kesin bir şey yapmayacağım. Blackmagic biraz Türkiye'ye değer veren bir şirket diye hatırlıyorum. Neyse fiyat açısından muhtemelen ya Premiere şu an Adobe en ucuzu ama Adobe bir zam yerse en ucuzu DaVinci olur. DaVinci zaten ücretsiz bir program base sürüm olarak. Evet. Ama ileri versiyonlarda çoğu efekti kullanamıyorsun. Eğer ki zamandan kazanmak istiyorlarsa Premiere. Çünkü sen git bir müzik klibi çek. 20 tane sahne olsun. 20 tane biri davul çalsın. Herkesi ayrı ayrı çek ki sen daha iyi bilirsin. 20 tane videoyu çek. Sağ tıkla. Senkron yap biter. Aynen öyle.
Ama diğer programlarda senkron yapamazsın. Bu sana en az 1 saat kazandırır. Evet. En az. 20 klip diyorsun bir de. Ha, 20 tane şey yani. En az 1 saat kazandırır. Remix Tool inanılmaz zaman kazandırır. Bilmeyene de kazanır. Zamanı bırak yani, yapamayacağı bir şey yapmasına yarar. Eklenti konusunda çok detaylı. İşte DaVinci renk konusunda çok iyi. DaVinci'nin de eline kim son konuda su dökemez yani. Final Cut'ı hiç renk konusunda sokmuyorum. Final'ın renk bölümü saçma ya, bir garip yani. Şu an hiç görmeyeceğim, bilmiyorum çünkü kullanmadım. Yok, şeyde sorunsuz çalışıyor. Mesela Premiere'in bazı güncellemelerinde şey oluyor. Mesela bir renk yapıyorsun, export alınca mesela evet, bir tık farklı bir şey çıkıyor falan. Onda hiç yaşamıyorsun. Hani Final Cut'ta güzel çıkıyor ama çok kısıtlısın yani. Evet, hani evet. Aman aman bir renk yapamıyorsun Final Cut'ta, böyle süper bir renk yapamıyorsun. Şimdi laf diyemeyelim ama eklenti konusunda da çok eksik. Ama dediğim gibi zamandan kazanmaysa konu Premiere. Renk yapacaksan DaVinci. Yani Final Cut'ı nereye oturacağımı bilemedim ama zaten MacBook Apple kullanıyoruz ama bak ekosistem sende Final Cut kullanıyor. Ama gerçi iPhone videolarını mesela diğer programlarda editleyemiyorken Final Cut'ta çok rahat editliyorsun. Öyle evet. Bir mevzu da var. İşte adam kendi ekosistemini almaya çalışıyor. Derdi o yani. Ama bunun ben bir videosunu da yapabilirim. Mesela Final Cut'ın neden kullanmadığı. Çünkü insanlara onu anlatmak çok zor. Bazı Apple fanları var böyle. Lan nasıl Premiere edersin sen o ya, hatalardan? Mesela ben Apple'ı çok severim. Yani yaptığı ürünler olarak bahsediyorum. Ben kullanıyorum ya. Ama iTunes'tan nefret ediyorum. Berbat ya. iTunes bilmiyorum. Yani iPod zamanlarını hatırlıyorum. O zamandan beri kötü ya iTunes. Bir şey soracağım ya. Apple haritaları kullanıyor musun? Hayır. Ya kullanan yani silebilsem telefonu sileceğim. Değil mi? Ben de dedim. Ama bak orada şey var. Musun? Haritalarda şey var. Lokalle ilgili abi. Amerika'da mesela çok iyi çalıştığına dair yorumlar var. Ha. Ama Türkiye'de Google ve Yandex zaten almış meşaleye gidiyor. Yani, Yandex de sanırım özellikle İstanbul'da almış meşaleye. Evet, i̇şte diğer şehirlerde kullanan haklı. Yok. Değil mi? Evet evet. Çünkü en çok datayı burada toplayabiliyorlar muhtemelen. Ha. Hani hem nüfus olarak 25 milyonuz belki 20-25 arasındayız. Bu kadar bilemiyoruz. Abi tahmin orası ediyoruz. Çok başka konu. Atıyorum. Tahmin ediyoruz. Kafi Talks'ta belki şey görmek için. 50'dir. Sen geldin 25.1 oldu. Şey burada aldığı data muhtemelen çok daha fazla. Diğer şehirlerde alamıyordur. Yandex 2012'lerde girdi galiba. Ben de işe yapmaya yeni başlamıştım o dönemlerde. Türkiye'ye o zamanlar girmişti Yandex. Çok basmışlardı o zaman. Şimdi Google'la Türkiye'deki o pazar paylarını yarıştırması çok zor Yandex. Tabii kullanıcı ki. Alışkanlıkları vesaire. O yüzden de Google daha çok data topluyordur. Yandex İstanbul'da onu. Bir ara Yandex'in şeyi çok güzeldi çünkü. Alternatif rota önerileri çok güzeldi İstanbul'da. Trafik sıkışık olduğunda ara sokaklardan Google vesaire. Google da yapıyor. Evet artık hepsi yapıyor. Ama işte bir ara Yandex o pazara ilk girdiğinde bunlara çok bastı. Çok yatırım yaptı. Onları hatırlıyorum. Neyse. Ya o geldim. Çok kötü. Bak aynı şeyi bizim konuya evrileceğim. DaVinci Resolve şey çıkardı. Bak DaVinci Resolve'un bir iki tane özelliği mesela cidden piyasaya vermişliği var. Bunlardan biri şey Scene Cut Detection. İşte klibe atıyorsun. Scene Cut Detection'a basıyorsun. Sahnenin değiştiği yerlerde cut atıyor. Bunu Premiere direkt oradan çaldı. Sonra birkaç tane daha özellik vardı. Yani bu şey böyle hani Yandex bir şey çıkarıyor. Google da güçlü. Evet, alıyor abi. Ve artık Google da yapıyor onu. Aslında ya bu çıkardı ama ona da yazık değil ya, mi ya falan. Bir anda şey diyorsun. Arkadaki muhtemelen mahkeme süreçleridir. İşte lisans hakları vesaire, patentler muhtemelen devreye giriyordur o tür konularda ama abi bir şekilde de bu rekabetten birbirinden esinlenmeleri illa olacaktır. Yani Apple atıyorum Windows'tan bazı şeyler alıyor. Windows 11'de komple Apple tasarımını aldı. Unutuyoruz da zaten. Evet. Şunu unutuyoruz yani Instagram hikayeler çıkardı. Bu ne lan Snapchat'ten çakma dedik. Evet. Instagram Reels çıkardı. Bu ne lan TikTok'tan çakma dedik. IGTV çıktı. Bu ne lan YouTube'dan çakma YouTube dedik. Şimdi kim konuşuyor? Işte. TikTok'tan esinlenip geldi. Yani, ne oldu? Kim konuşuyor? Bir şey değişmedi abi. Şu an post atıyoruz. İşte evet, bunu ben kat diyeceğim. YouTube Shorts açacağım. Reel'e de açacağım. TikTok'a çok acımasızız yani. Evet, biz insan olmak hiç umurumuzda değil. Neyse. Yani buralar Coffee Talks'un konusu olur muhtemelen. Orada bir gömdürürüz ayrıca. Ama genel olarak yani gördüğünüz gibi bir yarım saat 40 dakika tartıştık Onur'la. Sonuçta Premiere değil. Keşke sen de bir DaVinci'ci falan olsaydın da kapışsaydık o konuda ya. Olurum. Bir hafta sonra bir sonraki yerde de şey. Çok adamın fanları gibi oturduk. Sen DaVinci kullanıyordun diye gelmez bu. Sen DaVinci'yi savundun. Savunmadın. Öyle bir şey yaparız. Ya olmadı bir sonrakinde şey yaparız ya. Ama muhtemelen seninle bizim iş akışlarımız çok benzediği için çok benzer programları kullanıyoruz. Bir de ben şu an
işim varsa bir şey, bir programı öğreniyorum. Yoksa vaktim yok zaten bir şey öğrenmeye. O yüzden yeni programlara da çok adapte olamıyorum. Mesela freelance çalıştığım dönemlerde aslında ben de bir şeyleri denemeye daha çok vaktim vardı. Çünkü tembellik yapıyordum, daha az çalışıyordum. Şu an öyle bir şansım yok. O yüzden de şey, muhtemelen seninle böyle kafa kafaya gelecek programlarımız olmayacaktı. Yani böyle çarpıştırabileceğimiz. Evet. Ama mesela ben yani müzik programlarından konuşacak olsak ben de Logic'i böyle savunurum yani bayağı. Eğer Cubase'ciyim dersen de oradan gireriz bir kere. Ben Logic hileli bir program olduğu için bunu çok öğrenmeyi istediğim bir program ama hileli olduğunu savunurum. Gerçi vallahi, ya bir şey çok alternatif var ama ya abi. Yani sizin abi, o müzik tarafında bak Ableton var, FL Studio var, Cubase var, Logic var. Abi Studio One çıktı bir ara ya. Ve herkes dedi ki bitti artık efendim, Cubase hepsi bitti falan filan. Ne oldu yani. Bitmedi. Yani her şey, işte o yüzden az önce dedi ya alternatif çıkacak video programı. Studio One gibi olur. İlk bir evet, sene çıktı derler, sonra çıkmadı mesela derler. Mesela CapCut. Çok heveslendik. Paralı yaptılar programı. CapCut'ın bilgisayar versiyonu ama çok hani rakip olacak bir program değil ya. Ya çok mesela rakip. Ben de şey için çok rahat. Atıyorum mesela bazı videolardan cut alıp başka yerleri paylaşmak için mesela. Ben kullanıyorum bu arada. Çok kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. İnanılmaz kullanıyorum. Ben çok fazla mesela telefonda özellikle CapCut'ı mesela çok kullanıyorum ama olamaz abi rakip yani. Ay, rakip olamaz. Premiere falan. Yani abi canım ayaksın. Ya Sony Vegas mesela Premiere rakip olabilir mi? Yani Movie Maker'la. Mesela 5 yıl güncelleme almasın Adobe. Hani Final Cut falan. Belki şey işte yani arkasından gelir yani ama yetişemez. Yetişemez abi. Ya abi yetişemez. Bunun için mesela çok büyük finansman gerektirir muhtemelen. Şimdi Premiere'in arkasında kocaman bir marka var. Abi Sony ama. Ve yıllardır yani. İşte ama Sony diye de bir marka var da işte o her işi yapan markalarda çok tutmuyor bu. Abi ya işte ne kadar dedike olduğunla alakalı. Ya ben şimdi atıyorum program geliştirecek olsam video edit programı geliştirmem yani arkada, tamam mı? Abi yani After Effects var işte, konuştuk, DaVinci'si var, Premiere var. Hani çok uçarı bir fikrim olur. Yani şey derim, abi sen bana keyword yaz, ben sana sıfırdan video yapacağım derim. O zaman giderim, tamam mı? Hani yapay zeka. Ama onda da gene keyword giren bir adam olacak ve gene bir şeyler uğraşacaksın. Olmayacak yani günün sonunda. İnsanların öyle bir programın çıkıp birini devirmesi çok zor şu an. Yok bitti o hele, bence yani. Özellikle. Yani arkada o milyar dolarlık şirketler varken yani sana orada o kadar ses çıkartmazlar. E zaten yani en güncel örneği Figma alıp yürüyordu. Evet. Ne yaptı Adobe? Hop gel. Sen bir gel. Saçma bir para verdi aldı. Bu arada şey de etkiliyor. DaVinci Resolve 2013'te renk konusunda ciddi bir atak yaptı. O zaman Premiere'de Lumetri Color diye bir şey yoktu. Premiere'de şey vardı. Contrast, Brightness hepsi farklı işte farklı efektlerdi. Ben işte o eski YouTube videolarımı öyle yaptım. Şimdi 2015'in 3. sürümünde geldi. Çok iyi hatırlıyorum Lumetri Color. Ve onun getirmesinin sebebi DaVinci ile kapışmaktı. Ama Lumetri Color'ın ilk çıkış hali o kadar da başarılı değildi. Tabii. İşte 2019'da özellikle 2020 tarafında Lumetri Color o kadar iyi güncellemeler aldı ki aslında DaVinci Premiere'i geliştirmiş oldu. O yüzden rekabet iyidir ya. Abi ben her zaman savunuyorum. Yani rekabet olmazsa adam diyecek ki al bunu kullan, 10 yılını kullanırsın. Kimse ona karşı bir şey yapmadığı sürece, bir şey geliştirmediği sürece. Neyse bu konu çok uzar. Tamam yani sabaha kadar konuşacağız gibi hissediyorum böyle. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaten yine bekliyorum seni. Geldiğinde başka şeyler yine konuşuruz. Başka programlar ararız. Yakışan bir konuk olduğumu düşünüyorum. Tabii ki. Bunları daha çok yapalım yani. Sen daha çok buraya gel. Bir iki saat patlarsın. Gelesin gel. Oralara girmeyeceğim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Senin var mı sormak istediğin? Ya sormak Adobe istediğin de söylemek istemiş. Adamdır. Rasim Ozan gibi girdim kalıyor. Film. Bir sorularınız varsa, çok goy goy yaptık gerçi ama eğer Onur'a sormak istedikleriniz varsa ya da bana sormak istedikleriniz ya da bu kadar Adobe övülmez demek isteyip gömmek isterseniz yorumlarda bekliyoruz sizi arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye.